Günaydın. Baksana. Hoş geldiniz Tibet Bey, buyurun. Hoş bulduk. Güfem Spice satıyor mu? Pek satmıyor efendim. Müşteriler bakıyorlar, başka yerde gördük. Eskidi deyip bırakıp gidiyorlar. Tamam, teşekkürler. Günaydın Tibet Bey. Günaydın. Güfem Spice için bir kampanya yapmak istiyorum. Kampanya derken? Biz kampanya yapmayız ki. Öyle mi? Bak bundan benim hiç haberim yoktu. Affedersiniz. Bunların hepsi satılacak. Satılmasa da kâr ettiler. Yani siz zaten hepsinin parasını ödediniz. Gülfem Sipahi buradan yeterince kâr etti. Bunların hepsi satılacak dedim. Satılacak efendim. Ben hemen çalışmalara başlarım. Güzel. Ha bu arada şu şeyi de iptal ediyoruz. Basının kesinlikle duymasını istemiyorum. Gülfem Sipahi'ye destek attınız mı? Evet. Ama PR ajansı bültenleri gönderdi bile. Hemen gelecek. Derhal. Hiçbir şey yayınlanmayacak. Peki efendim. Günaydın. Günaydın. Evet, bu ne şimdi? Haberimiz yoktu da şaşırdık Gülfem Hanım. Gülfem Sipahi'ye Aslan Kral kıyağı. Beklenen defilesini son anda iptal eden ve artık adından sadece skandallarıyla söz edilen modacı Gülfem Sipahi, şimdi de yaşadığı ekonomik sıkıntıyla gündemde. Kulislerde atölyesini kapatacağı konuşulan bir dönemin... Bir dönemin mi? Ünlü modacısının imdadına özel hayatında da görüştüğü konuşulan ünlü iş adamı Tibet Yalçın koştu. Sipahi'nin satmayan eski kreasyonu Vega mağazasında indirimli olarak satışa sunuldu. Yok yok yok, doğru olmaz. Doğru olmaz. Doğru olmaz. Taksi. Gülfem Sipahi'ye Aslan Kral kıyağı. Asparagas. Asparagas. Gülfem'in de havası iyice söndü artık. Derneğe de gelmiyor. Nasıl gelsin? Kolay mı yaşadıkları? Bakalım Aslan Kral'ın kıyağı bu sefer işe yarayacak mı? Adam tavlamak için resmen favor yapmış. Reyonda hiç kimse yok. İki gündür uğruyorum buraya. Şu özellikle bakıyorum, bir tane bile Gülfem Sipahi satabildiklerini görmedim. Hem de kampanyada bunca yıllık müşterilerin bir kere bile Vega'da böyle kampanya görmedim. Adam nasıl acıdıysa artık yeter ki satsın diyor. Sorma canım, sorma. Gülfem Sipahi yakında kızlar gelecek. Hoş geldiniz hanımefendi. Aa, siz Gülfem Spice'siniz. Çöpe gitsin. Çöpe gitsin daha iyi. Thank you.
Gel. Ha Gürü. Merhaba. Ha, ayağın hala kötü galiba. Yok yani dün günden daha iyi. Hatta... Çenem daha çok ağrıyor. Saatlerce susmadım değil mi? İyi ki konuştun. Ben de öyle düşünüyorum aslında. Hatta doyamadım konuşmaya. Akşam bir şeyler içelim mi? Hem belki bugün daha kutlama havasında geçer. Senin gün saydığın bir düğünün yok mu? Yani ne bileyim yapman gerekenler, işte hazırlıklar, gelinlik, davetiyeler falan. Ben istediğim her şeyi zaman yaratabilirim. Ben senin gibi değilim ama bu gece evde çalışacağım. Alo? Tibet Bey, Gülfem Hanım burada. Ne? Çıldırmış gibi. Nasıl? Gülfem Sipahi kendi rayonunu yıkıyor. Mağazayı birbirine kattı. Güvenliği çağırayım mı? Sakın, sakın. Güvenlik falan yok. Hemen geliyorum. Tibet. Ne oldu? Dinlemesi. Bravo, çok sıkı çalışmışsın. Çok sıkı çalışmışsın. En kötüsü ne biliyor musun Tibet? Ne sözde arkadaşların fısıltıları, ne bütün bu insanların acıyan bakışları, ne de yaptırdığın o iğrenç magazin haberi. Ne haberi? Ben haber falan yaptırmadım. Evet yaptıracaktım ama bütün basın bültenlerini geri çektim. En kötüsü. Boş ver ya. Sen en kötüsünü duymayı bile hak etmiyorsun. Gülfem. Al, bunları da çöpe atarsın. Gülfem Sipahi çöp oldu zaten. Gülfem Sipahi çöp oldu. Eşref Bey, iyi günler. Sizden bu ay gelen tüm satış ödemelerini geldikleri yere iade etmenizi istiyorum. Ama Gülfem Hanım, o ödemelerle en az 2 aylık sipariş verildi. İade edersek siparişlerin parasını ödemek zorunda kalırız. Yani iptal edemeyecek kadar geciktik. Ne diyorsam onu yapın Eşref Bey. Ama bu durumda... Hesaplarımızın durumunu biliyorsunuz. Biliyorum. Biliyorum, iflas demek. Gerekli işlemleri başlatın lütfen. İlan edin, Gülfem Sipahi iflas etti. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.